Evet arkadaşlar, oyun treninin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son tarlamızı hasat edip tanelerini depoya koymuştuk. Tarlamızı toplamıştık. Bu bölümde ise tarlalarımızı kültivatörle düzenleyeceğiz. Ekime hazır bir hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, ben bunu işçiye vereyim. Bu buradan devam etsin. Ben de kendime başka bir traktör alıp mesela şunu alayım. Ben de kültivatör işine girişeyim. Şimdi arkadaşlar, bende kiralama modu var. Öneririm. Yeni başlayanlar için çok iyi bir şey. Bir günlük veya 2 günlük her şeyi kiralayabiliyorsunuz. Kamyon olsun, biçerdöver olsun. Yani mağazada olan her şeyi burada bulup kiralayabiliyorsunuz. Tabii ilk başladığınızda para sıkıntısı da oluyor. Mecburen, yani ben gerekli gördüm ve böyle bir mod yaptım. Buradan bir kültivatör kiralayacağım. Şu ne kadarmış? 1440 lira. Şunu alsam olur aslında. Bir günlük. Tamam. Evet, kiraladık. Direkt bizim çiftliğimize geliyor kiraladığımız araçlar. Gördüğünüz gibi gelmiş. Biraz büyükmüş ama inşallah iş yapar. Arkadaşlar, bir dahaki bölümde ekim işine gireceğiz inşallah. Ben sizden ayrı oynamıyorum bu oyunu. Hani nereden bıraktıysam oradan devam ediyorum. Video arası bir şey yapmıyorum. Ama tabii ilerleyen zamanlarda video arası bir şeyler yapmam gerekecek. Şöyle bir gelelim. Şuradan başlayabiliriz. Basalım V'yi. Evet. Kültivatör biraz büyük olduğu için traktör zorlanıyor. Ama olsun, yavaş yavaş yapabiliriz. Oyunun sesini biraz arttırayım arkadaşlar. Geçen videoda biraz az gelmiş. Şöyle iyi olacak herhalde. Arkadaşlar, bu video yaklaşık 20 dakika olacak. Geçen video çok kısa olmuştu. Ama yani yapacak bir işimiz yoktu orada. Hatta ben şöyle yapayım. Oradan böleyim ki daha kolay olsun. Arkadaşlar, 2013 serisinden sonra baya bir güzel oyun olmuş. Aslında biz daha değişik bir şey bekliyordum ben, ama yine de güzel yani. 2013'e bakınca
Şu toz efekti, kirlenme efekti çok güzel olmuş. Grafikleri bayağı şey değişmiş. Evet, kaldır. Şöyle gel. Arkadaşlar traktör küçük olduğu için çok yavaş gidiyor. Bir dahaki bölüme büyük bir traktör alabilirim. Şöyle bir düzleyelim şurasını. Şurasını da alalım. Evet arkadaşlar, böyle olunca dönmesi daha kolay olacak. Arkadaşlar Farming Simulator 2015 iyi bir ilgi görürse ilerleyen zamanlarda multiplayer olayına girmek istiyorum. Tabii o da izlenmeye ve like'a bağlı. İyi like gelirse multiplayer serisine de giriş yapacağım. Ayrıca istediğiniz başka oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtin. Çekmeye çalışırım. Çok yavaş gidiyor ya. Traktör alsam ama param yok ki. Biraz da içeriden kontrol edelim.
Evet arkadaşlar, traktörümüz kirlenmeye başladı. Kültivatör zaten kirlendi. Arkadaşlar bir dahaki bölümlerde bir yerde gördüm ben, oto yıkama modu yapmışlar. Onu bulabilirsem yapacağım size. Yani daha güzel olur. Çünkü bu traktörleri yıkamak harbiden işkence. Az bir şey kaldı zaten tarlamızın bitmesine. Arkadaşlar bir öteki işçiye de bakayım. Ben ne yaptı? Evet, bu güzel çalışıyor. Biz de boş durmayalım. Alamayacağız. Mecbur bir kere daha döneceğiz oraya. Arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz bir oyun olursa bana belirtin. Çekerim, çekmeye çalışırım. Aynı zamanda Minecraft çekmeye çalışıyorum ben. Bir tane daha oyun çekme şansım var. 3 çeşit oyun çekebilirim.
Arkadaşlar, Farming Simulator 2015'te içindeki ibreler de hareketli gördüğünüz gibi. Traktörlerin içi falan kirleniyor. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, aynı zamanda tarlanın içinden gittiğinizde iz çıkıyor. Ekinlerin büyümesinde etkisi oluyormuş bildiğim kadarıyla. Şurasını da alalım. Fare tekerleğinden kameramızın açısını büyütüp küçültebiliyoruz istediğimiz gibi. Evet arkadaşlar, bu tarlayı bitirince videoyu burada noktalayacağım. Dediğim gibi, çekmemi istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda belirtin. Veya Farming Simulator serisini istemiyoruz derseniz onu da belirtin. Ben düşüncelerinizi görmüş olayım, açıklayayım. Evet arkadaşlar, tarlamızı bitirdik. Bu videoyu burada noktalıyorum. Beğendiyseniz abone olmayı ve likelamayı unutmayınız.